Malatya Barosu yeni dönem başkanını seçiyor. Cumartesi günü yapılan olağan genel kurulu sonrasında bugün başkanlık seçimi için sandıklar kuruldu. 489 üyesi olan Malatya Baro Başkanlığı için 3 isim birbiriyle yarıştı. Sabah saat 9'da başlayan oy verme işlemi 17'de sona erdi. Oy kullanan mevcut başkan Avukat Enver Han, seçilen adayın hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve adalet mensuplarının hukukunu koruyacağına inandığını belirtti. Başlarımız 2016-2018 yıllarının baro organlarını, baro başkanlığını, baro yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu ve TBB üst kurulu delegelerini seçmekteler. Malatya Barosu 76. maddenin, avukatlık kanunu 76. maddenin vermiş olduğu görev gereği avukatların hakkını, hukukunu koruma, hukukun üstünlüğü ve insan hakları koruma görevi 76. madde ile Malatya Barosu'nun görev çerçevesini çizmiştir. Seçilen arkadaşlarımızın tamamı bu görevi ifa edeceklerdir. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve meslektaşların hakkını, hukukunu koruma görevini ifa edeceklerdir. Ben kongremizin, genel kurulumuzun Malatya'mıza, ilimize, meslektaşlarımıza ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Başkan adayı olan Avukat Nurettin Sert de seçilmesi durumunda mesleki sorunların giderilmesi ve fiziki şartların iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi. Baromuzun demokrasi şölenine olan bu seçimlerin karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesine geçmesi bizleri memnun etmekte. Seçim sonuçlarının baromuza, tüm meslektaşlarımıza, Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Meslektaşlarımızın bizi seçmesi sonrasında göreve geldiğimiz 2 yıllık süre boyunca mesleki sorunların giderilmesi noktasında, fiziki şartların daha iyileştirilmesi noktasında çalışmalarımız olacak. Bunların en önceliği adliye binasının yapılması, yeni bir baro binasının yapılması, baro sosyal tesislerinin yapılması gibi ana hedeflerimiz bulunmakta. Meslektaşlarımızın tercihleri sonucunda seçim sonuçlanacak ve biz de seçimimiz halinde bunları yerine getireceğiz. Bir diğer aday Şahin Evin ise meslektaşlarımızdan bireysel ve özgür iradeleriyle oy kullanmalarını talep ettik ve bu yüzden de seçime listeyle girmedik dedi. Yeniden başladık. Sabah 9'dan bu yana oy kullanma işlemi devam ediyor. İnşallah Malatya'mıza hayırlı olur. Özellikle meslektaşlarımızdan bireysel ve özgür iradeleriyle oy kullanmalarını talep ettik ve bu nedenle ben listede çıkarmadım. Bireylerin kendiliğinden bir yerlere aday olup seçilmelerini öncelikle tasvip edip onayladığım için ben de bu şekilde aday oldum. Dilerim her şey gönlümüzce olur. Teşekkür ederim. Malatya Barosu'nun 2016-2018 yılları arasında görev yapacak başkanının belirlenmesi için sandıklar kapandı ve sayım işlemine başlandı.